7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. Bu zamandan itibaren bu şekilde çalışmalarla sizlerle birlikte olacağım inşallah. Hemen başlayalım. Amaç burada şunu da söyleyeyim. Hızlı bir şekilde tekrar yapmanızı sağlamak. Onun için süreyi çok uzun da tutmayacağım. Doğru yanlış sorularına bakalım. Sosyal medyada sürekli vakit geçirmek kişilerin sosyalleşmesini sağlar diyor. Evet, sağlar mı? Tabii ki sağlamaz. Sosyalleşme için yüz yüze iletişim önemlidir. Bir kulüp çalışması, bir sivil toplum kuruluşuna katılım, arkadaşlar arasındaki ev ziyaretleri, dost ziyaretleri sosyalleşmeyi sağlar. Onun için ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Osmanlı Devleti sadece gayrimüslimler üzerine seferler düzenlenmiştir. Başlangıçta öyle olsa da zamanla diğer Türk beyliklerini ele geçirmek için Müslüman olan diğer Türk beyliklerine de seferler düzenlenmiştir. Memlükler gibi devletlere de seferler düzenlenmiştir. Onun için sadece dediği için yanlış oluyor. Daha önce Osmanlı egemenliğinde yaşamış milletlerin bugün hala dinlerini yaşaması Osmanlı hoşgörüsünü gösterir. Doğru mudur? Doğrudur. İstese Osmanlı Devleti ele geçirdiği topraklardaki kiliseleri yakıp yıkabilirdi. Bunu yapmamış. Dinimiz böyle bir şeye izin vermemiş. Onun için doğrudur. Keşif yapmak, bilgi toplamak tımarlı siparişlerin görevleri arasındadır. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu görev tımarlı siparişlere ait değildir. Akıncılara ait diyebiliriz. Onun için yanlıştır. Sanayi inkılabı ile üretimin ucuz ve kaliteli olması sağlanmıştır. Evet, ucuz ve kaliteli olması sağlanmıştır. Çünkü insanın yaptığı bir işin birbirine uygun olmayabiliyor. Ama makine aynı standartla ürün çıkartabiliyor ve daha kaliteli hale getirebiliyor. Onun için cevabımız doğrudur. Diğer sorumuz Çimpe Kalesi'nin alınması Osmanlı'nın Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirdi mi? Evet, Karadeniz'de değil de Rumeli'deki hakimiyetinde önce oluyor. Rumeli'ye geçişini Osmanlı Devleti'nin sağlıyor. Eğer Kırım deseydi, Amasra deseydi, Sinop deseydi, Trabzon deseydi, evet Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirirdi. Ama Çimpe Kalesi Rumeli'deki bir toprak parçası, bir kale. Onun için yanlış. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı ile Fetret dönemine girmiştir. 12 yıllık bir serüvendir. Yıldırım Beyazıt'in Osmanlı ordusuyla Timur ordusu evet, karşılaşmış. Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti yenilmiş. Neredeyse yıkılma sürecine girmiş. İşte bu dönemi biz Fetret dönemi adını veriyoruz. Onun için söylenen doğrudur. Osmanlı'da ilk denizcilik faaliyetleri Germiyanoğulları toprakların alınmasıyla başlamıştır. Yanlıştır. Bildiğiniz gibi Karesioğulları'nın toprakların alınmasıyla başlamıştır. Denizcilik faaliyetleri onun için yanlışı işaretliyoruz. Kitle iletişim araçları sayesinde her insan başkalarının özel hayatını serbestçe öğrenme hakkına sahiptir. Bu da yanlıştır. Kimse kimsenin özel yaşamına karışamaz. Onun için cevabımız yanlıştır. Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemdeki Anadolu beylikleri içerisinde en büyüğü ve en güçlüsüydü. Evet, cevap olarak yanlış diyebiliriz. Neden? Çünkü Karamanoğulları, Eratna Beyliği, Hamitoğulları gibi diğer beylikler Osmanlı topraklarından yüz ölçümü bakımından daha büyüklerdi. Onun için cevabımız yanlış. Evet, kaç oldu? 7 yanlış, 3 doğru. Şimdi gelelim çoktan seçmeli sorulara, test sorularına bakıyoruz. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Neden olduğu söylenebilir? Hemen şöyle kalemimizi alalım. Kalemimizi alalım, kalemimizi alalım. Evet kalem. Neredesin kalem? Kalem. Kalem. Kalem, kalem, kalem. Kalem yok. Niye yok? Buradaymış çünkü kalem. Evet, ne alalım? Vurgulayıcı alalım. Evet. Bu durum aşağıya hangi seneden olduğu söylenebilir? Durum neymiş? Anadolu toprakları üzerinde birçok Türk
beyliği vardı. Bu beylikler Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlamak için birbirleriyle mücadele ediyordu. Yani Osmanlı ile mücadele etmiyordu. Osmanlı da gaza anlayışıyla batıya doğru İslamiyet'i yaymak için seferler düzenliyordu. Diğer beylikler birbirlerini aşındırırken, yenerken Osmanlı Devleti güçlü hale gelmiştir zamanla. Neden olduğu söylenebilir. Anadolu'daki ticari faaliyetlerin gelişmesine, ticaretle bir bağlantısı yok buranın. Doğu ve Batı kültürün birbirinden etkilenmesine, Batı ile ilgili bir şey yok. Avrupalıların Anadolu'ya seferler düzenlemesine, evet seferler düzenlemiş ama burada Türk devletlerinden bahsediyor. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine, evet diğer beylikler birbirleriyle mücadele ederken Osmanlı Devleti ekonomik açıdan, siyasi açıdan birçok alanda gelişim, değişim ve büyüme yaşamıştır. Onun için doğru cevabımız D şıkkı. İkinci soruya baktığımız zaman Yeniçeri Hoca ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım İstanbul'da bulunur Yeniçeriler. Padişahı korur. Askerlikten başka bir işte uğraşamazlar. Emekli olana kadar evlenemezler. Wow. Ocak bozulmaya başlayınca 1600'lü yıllardan itibaren devlete zararlı olmaya başlamış. Bu yüzden Ocak 2. Mahmut tarafından kaldırıldı. Yapılan ıslahatlara destek verdiği böyle bir şey göremiyorum. 2. Mahmut döneminde kaldırıldığı yazıyor burada. 17. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybettiği burada yazıyor. Savaş sırasında hükümdarın yanında yer aldığı padişahı korurlar. Onun için doğru cevabımız, yanlış olan cevabımız A seçeneği. Buna göre 2. Mehmet aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diyor. Ne yapmış Fatih Sultan Mehmet? İstanbul'u fethetmiş. Bundan sonra diyor ki Bizans bilim adamlarının ve sanatçıların İstanbul'da kalmalarını sağlamaya çalışmış. Ayrıca Ali Kuşçu, İtalyan ressam Bellini, yabancılar sanatçıları İstanbul'a getirerek yerli yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamış. Hangisi söylenebilir? İstanbul'un bilim ve kültür merkezi haline getirmeyi olabilir. Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemeyi, sanatla Bizans'ın yeniden kurulması arasında bir bağ göremiyoruz. İslam birliğini sağlamayı, böyle bir bilgi yok. Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanma, evet burada sanatçı bakımından yararlanmadan bahsediyor ama devlet yönetiminle ilgili bir bilgi yok. Bu sanatçılardan faydalanıldığına dair bir bilgi yok. Onun için doğru cevabımız A. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru klasik bir soru. Herkesin bilebileceği en temel hakkımızı soruyor. Hiçbir şekilde kısıtlanamaz diyor. Konu hakkı belli bir zaman kısıtlanabilir. Sağlık nedeniyle, savaş nedeniyle, özel hayatın gizliliği, soruşturma, araştırma neticesinde savcıların olduğuyla ancak özel hayat gizliliği çiğnenebilir ama o da geçici bir süreliğine. Seyahat özgürlüğü de aynı şekilde savaş, sağlık nedenleriyle, karantina nedeniyle sınırlanabilir ama yaşama hakkı kesinlikle sınırlanamaz. Doğru cevabımız C şıkkı. Diğer bir sorumuza bakacak olursak, Lale Devri'nde yapılan yenilikler arasında yer almaz. Ah, çiçek hastalığına karşı aşı uygulanması, sağlık. Evet, Lale Devri ile ilgili. İlk Türk matbaasının kurulması, evet eğitimle, kültürle ilgili. Çin imalathanesinin açılması, evet kağıt fabrikaları, Çin imalathaneleri açılıyor. Yerli üretim, ekonomi ile ilgili. İlk nüfus sayımının yapılması, Lale Devri'nin özelliklerinden birisi değil. İleriki zamanlarda ilk nüfus sayımı yapılıyor. Bunda da genelde erkek nüfus sayılıyor. Diğer sorumuza bakacak olursak yukarıda verilen bilgilerden coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangisine değinilmiştir diyor. Katolik Kilisesi'nin savunduğu dünyanın düz olduğuna yönelik inanç sona ermiş. Neden? Çünkü Magellan, Delcano gibi denizciler başladıkları yere geri dönmüşler. O da dünyanın yuvarlak olduğunu bize kanıtlamış. Kilise düz olduğunu iddia ediyor. O zaman hangisine değinilmiştir deyince yeni ticaret yollarının bulunmasına, bu ekonomiktir, var ama yukarıdaki metinle alakası yok. Kilise din adamlarına duyulan güvenin sarsılması, evet doğru cevabımız Bursa. Avrupa'da keşfedilen yerlere göçler yaşanmasına, buna dair bir bilgi yok. Aslında bu da var.
Amerika'ya büyük bir göç dalgası yaşanmış. Hristiyanlığın farklı bölgelere yayılması, evet bu da olmuş ama yukarıdaki metinde böyle bir bilgi yok. Evet, doğru cevabımız Bursa. 5. 7. soruya bakacak olursak, aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir alan ile ilgilidir? Bakıyorum, şöyle gözümüz aldı 3 şıkkı. Dedi ki bunlar ordu ile ilgili, askeri ile ilgili. Bunlar A, B ve D şıkları. A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı, C şıkkı ise kültür alanı ile ilgili. Onun için doğru cevap C şıkkı. Buna göre aşağıdaki yer alan kesimler gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Osmanlı toplumu reyye ve askeri yönetenler olmak üzere iki kısımdan oluşurdu. Bakıyoruz çiftçi, esnaf ve tüccar, reyya, normal halk. Kadı ise yönetenler, davalara bakıyor ya, önemli kararlar alıyor, bir anlamda yönetiyor. Adalet mekanizmasını yönetenlerden birisi, Kazasker'in atamasıyla. Onun için farklı olan yönetenler kısmında olan kadıdır. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal, milli mücadele devam ederken Anadolu Ajansı'nın kurulmasını sağlamıştır. Ajans şimdi haber toplayan, ülke içinde haberi yayan, kanallara, gazetelere bilgi veren, bunu maddi açısından yapan kuruma biz ajans adı veriyoruz. Ülkemizde Anadolu Ajansı devlet destekli bir ajanstır. Onun dışında birçok haber ajansı da vardır. Burada ajansın amacı özellikle iletişimdir. Doğru haberi ulaştırmaktır. Halkı bilgilendirmektir. Bunu yaparken de tabii ki ajansın yaşaması için, varlığını devam ettirmesi için maddi bir desteğin de olması lazım. Bu da haberleri satarak gerçekleştirir. Bakıyoruz. Evet, ajansta sanat haberleri verilebilir. Bilim haberleri verilir. Ticaret haberleri verilir. Ama burada istenen Kurtuluş Savaşı döneminde özellikle Anadolu Ajansı'nın kurulmasının temel amacı halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak, devletle halk arasındaki iletişimi sağlamaktır. Onun için doğru cevabımız Bursa'dır. Bakıyoruz, bu durumun yaşanmasına Avrupa'daki hangi gelişmenin etkili olduğu söylenebilir? Ticaret yollarını koltuğunu altına almasına rağmen Osmanlı Devleti, Akdeniz ticaret yollarını, İpek ve baharat yolları diyelim. 16. yüzyılda ticaret gelirlerinde gerileme yaşamaya başlamıştı. Demek ki yollar değişmiş. Akdeniz limanları önemini kaybetmiş. Okyanus limanları, Batı Avrupa limanları önemini arttırmış. Onun için bu olayda coğrafi keşifleri işaret eder. Doğru cevabımız Adana. Rönesans biliyorsun, bilim, sanat, edebiyattaki gelişmeler Avrupa'da. Reform, Katolik Kilisesi'ndeki düzenlemelerdir. Sanayi inkılabı ise seri üretime geçiştir. Makinenin gücüdür. Ekonomi alanıyla ilgilidir. Sen dili karşı tarafı yargılayıcı, eleştirici, suçlayıcı ifadeler içeren olumsuz iletişim yoludur. Bu üslup öfke ve kızgınlık duyguları taşır. Verilen bu tanımdan hareketle aşağıdaki örneklerden hangisinde sen dilinin kullanıldığı söylenemez? Suçlayıcı olmayacak. Senin bu işi başaracağına inanıyorum. A şıkkı. Pozitif. Senden adam olmaz. Negatif. Seninle yolculuk bile yapılmaz. Negatif. Derslerden hep zayıf not alıyorsun. Negatif. Yani suçlayıcı bir dil. A şıkkında suçlayıcı bir dil olmadığı için doğru cevabımız, farklı olan cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyıllarda gerçekleşen keşiflerden birisi değildir? Evet, biraz ezber istiyor ama biraz da mantık istiyor. Basit aslında. Amerika kıtası coğrafi keşiflerle keşfedildi. Ümit Burnu bulunuyor. Afrika'nın güneyi, en güney ucu. Hint deniz yolu keşfediliyor. Zaten amaç Hindistan'a gitmek değil miydi? Daha kısa yollar bulunuyor. İşte Batı Avrupa'nın keşfi keşif değildir. Çünkü gerçekleştiği yerdir, ilk başladığı yerdir. Onun için yanlış olan cevabımız Ceyhan. Bunun dışında Antarktika, Avustralya, işte söylediğimiz gibi Amerika kıtası kuzey ve güney olmak üzere ve Afrika'nın bilinmeyen güney kısımları yeni keşfedilen yerlerdir.
Televizyon yayınları inceleyerek özelliklerine göre sınıflandırmalar için RTÜK tarafından konulan simgelere ne ad verir? Televizyon ekranlarında gözükür program başlayınca. Evet, biz buna bildiğiniz gibi hepinizin de cevaplayacağı gibi akıllı işaretler adını veriyoruz. Lazer devrinde ilk modem yazmışız ama yanlış olmuş. Modern matbaanın kurulması Osmanlı Devleti'nde alanında yenilik yapıldığının kanıtıdır. Boşluğu hangisiyle tamamlamalıyız? Matbaa kültürdür. Gazete çıkar, dergi çıkar, ne çıkar? Kitap çıkar. Bu da neyle ilgili? Kültürle ilgilidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki hoşgörülü yönetimle ilgili değildir? Farklı kültürler huzurla bir arada yaşamıştır. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun. Doğru. Böyle olunca devletin ömrü de ne yapar? Uzar. Kardeşlik içinde yaşarsa. İnsanlar böyle bir yerde ibadetlerini özgürce yapmışlardır. Doğrudur. Ama D şıkkına gelecek olursak, etkileşime kapalı bir toplum yapısı oluşmuştur. Bu hoşgörüyle bir alakası yok. Tam tersidir. Doğru cevabımız değildir. Cevabımız D şıkkı. Geliyoruz son sorumuza. Öğrenilmesi gereken dil tatlı dildir. Sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A. Jest ve mimikler yerinde kullanılması. Tatlı dilde jest mimik belli bir yere kadar götürür ama tam tatlı dili ortaya çıkarmaz. B. Konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması. Bu önemli. Sözcükleri iyi ve doğru öz kullanırsak dilimizde tatlılaşır. Karşıdakini daha etkileyebiliriz. Derdimizi daha iyi bir şekilde anlatabiliriz. C. Etkili dinleme becerisine sahip olunması. D. Konuştuğumuz kişiye çok soru sorulması. Burada tatlı dil hangi şıkla ilgilidir? Tabii ki 5 şık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir çalışmada, başka çalışmalarda faydalı olmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim.